Günaydın. Arkadaşlar neredesiniz ya 10 gündür? Nerelerdesiniz 10 gündür? Gerçi sizin bana bu soruyu sormanız gerekiyor. Bir süredir, işte 10 gündür, o bir süredir 10 gündür bir vlog çekemedim. Hem telafi etmek adına hem de gerçekten özlediğim için bugün kamerayı elime aldım. Bir de size aşağıya göstereceğim. Ya boşuna almadım kamerayı, her şeyin bir sebebi var. Günaydın. Günaydın. Görmediniz ki bir saniyeden ne anladınız değil mi? Ama aşağıda bavullar var aslında. Bavul 1, bavul 2, bavul 3, bavul 4, bavul 5. Bugün hep birlikte Bursa'ya gidiyoruz. Ama sadece Bursa'yla kalıyor muyuz derseniz hayır. Önce Bursa'ya gidiyoruz. Sonra Uğur ve ben kedileri, çocukları, şey gibi oldu. Çocukları babaanneye bırakıp anneanneye, anne pardon. Sonra kedileri annemlere bırakıp Uludağ'a çıkacağız. Hepsi bu vlogda olmayabilir. Birkaç vlog çekebilirim. Diğer türlü çünkü saatler sürüyor. Ama anlayacağınız yine uzun bir zaman aradan sonra beraberiz. Saçımı kesmemde vakti gelmiş sanki. Bakın böyle ne güzel oldu. Benim saçım nasıl olmuş? Güzel olmuş. Aynen teyze özel yap. Evet annem burun saçları önüne gelince hiç beğenmiyor da. Evet böyle efendi oldu bir kenara. Peki ben nasıl olmuşum? Trafik lambası gibi. Çok güzel. Değil mi? Maral da burada. Bize yardımcı olacak şimdi biz bu kadar şeyi aşağı indirirken. Çünkü ben bavulların dışında anneme de bir sürü şey götürüyorum. Kocaman bir koli falan var mesela. İşimiz birazcık zor. O yüzden Maral ofisten aşağı indi hemen. Bize yardımcı olacak. Maral nakliyeci muamelesi yapıyorum ben şu an sana. Fark ettin mi? Aa tülermiş. Ama kar ekibimi de alıyorum. Beremi falan filan. Kapatır mıyım? Kapatırsın. Ben kapatmıştım daha demin. Düzleştirici. O düzleştiriciyi getirebilir misin? Nerede? Damlan odasında. Biliyor musun düzleştirici nasıl bir şey? Nasıl bilmesin? Buldun mu? Beyaz bir makina. Kablosu var. Fişe takılıyor. Masanın üzerindeydi. Çekmeceleri açlama. Duydun mu? Göremedi mi? Şaka yapıyor ya. Dalga geçiyor şu an. Bunu düzleştirdin mi? Lol. Lol ötesi. Lol. Tamam ayakkabı aldım yanına. Doktorları giyiyorum. Dalgalı yapmak için de olan var ya. Maşa. Onu aradım hani maşaya getirecektim. O de. Çantada. Ya bu gerçek mi? İnsana taşınırken bu kadar bavul çıkartıyor. İnanamıyorum. Şivas ne düşünüyorsun ya Şivas? Arkadaşlar sığmadık. Şaka değil sığmadık. Eyvah. O zaman seni öpüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tamam. Şivas'ı yolda çek tamam mı bana? Tamam. Tamam anlaştık. Hadi görüşürüz bay bay. İşte yerleştiler. Kucağımdalar şu anda. Klimayı sonsuza kadar açtım arkadaşlar üşümesinler diye. Aa maskem. Nasıl maske? Ananaslı. Üzerimdeki sarıya uygun. Bence gayet iyisiniz şu ana. Isındınız da. Değil mi Dobby? Hiç beni soranınız yok. Bütün yol ben de böyle gideceğim. Kucağımı taşıyacağım sizi. Ben bir şey diyor muyum? Şivas'ın güzel canım şurada. Hiçbir şey diyor mu demiyor. Camı ne ara açtın ki sen? Hava almak için açtım. Evet, hadi gelin sizi bir bırakayım şuraya. Sen de. 2 dakika bekliyorsunuz. Bak size havalandırmayı da açtım. Hiçbir şey olmaz. 2 dakika bekleyin. Şivas'ım sen zaten müthiş uslu bir adamsın. Adam diyorum bak yaşından dolayı saygım var. Hürmet ediyorum. Molamızı yaptık. İhtiyaç molamız. Ah, bu da meşhur Osman Gazi şeyimiz, manzaramız. Her geldiğimizde çekiyoruz burayı ya. Standart çünkü Osman Gazi Köprüsü'nü çekmek ne demek biliyor musun? Ne demek? Ben Bursa'ya gidiyorum demek. Evet. Ben spor evet. Attım mesela az önce. Evet. Yani Bursa'ya gittiğini söyledin. Evet. Evet. Yine o kadar güzel bir manzara denk geldik ki arkadaşlar. Şuraya bakın. Tam deniz güneşin üzerinde. Kediler kucağımda. Deniz güneşin üzerinde. Güneş denizin üzerinde. Pardon. Benim kucağımdan kalktı. Uğur'un kucağına yattı. Bu arada en güzel kısmı yatıyorlar ama şey yapmıyorlar. Kıpraşmıyorlar yani. Öyle dümdüz kalıyorlar, uyuyorlar. Şivas olsa hayatta durmaz. Şimdi Kaan'ı aradım bu arada. Kaan dedim ki gel bize kapıyı aç. Ve de yükümüz çok ağır, taşımamıza yardımcı ol. Dur tamam. Bakalım gelmiş mi? Gelmemiş. Kaan çünkü böyle şerefsiz bir çocuk. Kaan'ı arıyorum. Şerefsiz Kaan. Evet. Çok komik. Kaan önce bana hoş geldin demen gerekmiyor mu? Biz sarılmayacak mıyız önce? Tamam bir sarılalım gel. Gel bir sarılalım gel. Gel canım kardeşim. Beni özledin mi? Çok. Saçların çok güzel olmuş. Sağ ol. Abla üstün. Ne olmuş? Pati. Evet hep pati izleri var üzerimde. Kediler pis o zaman. Kediler terlediği zaman sphinxlerin bu herhalde en kötü özelliği. Kendi derilerinden böyle bir şey çıkıyor. Renk. Kir, neyse artık. Baksanız her yerimde var. Bununla Lantiz'i hemen bu gece yıkayıp kurutsun. Evet. Sen bununla fotoğrafını çekecektin çünkü. Plan mı yapmıştın? Plan yapmıştım. Tamam dur şu saçını düzelt. Aaa! Ne oldu?
Sen sprey sıkmışsın, kazık gibi olmuş. Nalan teyze özel değil mi üstten? Ama kafan yamuk gibi duruyor, itelik duruyor kafan. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Evden çıkarken nasıl olmuş dedim, çok güzel olmuş aşkım. Seni hiç bu açıdan görmemiştim. Şu açıdan bak o zaman. Bu açıdan iyi. Tamam, hep bu açıdan görüşürüz. Tamam, olur. Hiç yabancılık çekmediniz bakıyorum Dobby Bey. He? Annem de var ya, şansımıza halıları kaldırmış. Evet. Daha iyi bir şey olamazdı. Ya. Gerçekten mi? Evet, süpürgeyi getirdim. Ama parçalarını falan getirmedim. Direkt şarj ünitesiyle cihazı iyi. Getirdim. Çok eğer iyi. Çalışırsa sonraki gelişimizde elek şeylerini getirdim. Dur, vereceğiz. Xiaomi'den bir tane robot süpürge aldık bundan 2 ay önce. Süpürge bizim şansımıza bozuk çıktı. Daha doğrusu altındaki pervane var ya, o dönmüyor. İki defa servise gitti, geldi, yine çözülmedi. Ben de ilk defa, yani şu 3 yıllık influencerlık hayatım boyunca ilk defa bunu açıkladım, anlattım, Instagram'a paylaştım. Bir şey oldu mu derseniz, olmadı. Çözüldü mü? Çözülmedi. Anneme dedi ki, getirin bakayım dedi, bizim evde de aynı sorunu yapacak mı? Çünkü belki bizde Halifrex var ya, acaba ona mı takılıyor? Çünkü kafasına göre bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Evet. Genelde de bu problemi halının üzerindeyken veriyor ama Halifrex de hiç tüylü bile değil yani. Onun üzerinde o sıkıntıyı vermesi imkansız. Yani milletin ben videolarını izliyorum, tüylü evet. Böyle yumuşacık tüylü halının onları üzerinde bir şeyler döküp süpürttürüyor yani. Doğru işte, göreceğiz bakalım. Evet. Burada deneyeceğiz onu. Nalan Altın hoş geldin. Merhabalar efendim. Kapıyı sana ben açtım. Sen hoş geldin. Hoş bulduk anne. Senden önce geldik valla. Aşağıda DBH plaka senin mi? Evet. Senin bu kıyafetlerini alıp veremediğin nedir ya? Niye bunları çıkartmaya çalışıyorsun? Ha dostum, niye sürekli bunu yaşıyoruz biz seninle? Üşüme diye giydiriyorum ben. Kendini yalaman gerektiği zaman zaten çıkartacağım ben. Anneciğim. Evet. Maskeli. Maskeli yapayım. Aşkım benim. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasıl özlemiş. Hoş geldin. Özkeman akşamdan beri var ya. Ama şimdi nasıl mutlu olacağını bilemem arkadaşlar. Ya baba bak, getirdik. Saçlara bak, saçlara bak. Öpeyim. Horoz gibi yaptı saçını, sen beğeniyorsun diye. Ben bir ellerimi ayıklayıp geliyorum. Tamam. Sen tam şeyin lahana kokusunu çok sever Uğur. Gösterir misin onu? Benim için mi yaptın? Evet, Uğur gene ev kokacak diye. Anneciğim ne kadar tarz gözüküyorsun ya, oduncu gömleğin. Bir şey söyleyeyim mi? Efsane saklamışsın herhalde. Ben de öyle dedim. Yemin ediyorum ki baksana, bacakların incecik. Ama onun bacakları hep inceydi. Bir şey söylesene. Ben annemden daha kiloluyum artık, onu fark ettim. Anneme o kadar çok şey getirdim ki, bakın şeyi bile getirdim ya, çakrayı ben çok seviyorum, o da sever diye düşündüğüm için. Ne bileyim, saç vitaminini getirdim. Ondan sonra o şeye çok meraklı. Böyle el ve ayak maskelerine en yine güzel markalardan ikisini getirdim. Şimdi onları sonra açıp gösteririz ama önce bu Pandora'yı bir bileğine takalım istiyorum annemin. Benim bileğimdekinin aynısı zaten. Etrafımdaki herkese aldığım için biliyorsunuzdur. Şurada D harflisi var ya, anneme de N harflisini aldım tabii ki. Annem şeyi çok severdi arkadaşlar. Swatch'tan yüzük, bileklik. Swatch. Evet, Swatch'u severdi. Aa. Şimdi de anne inşallah bileğin olur kız. Bakayım bileklerimize. Vallahi ben kendimden yola çıkarak sana santimi ona göre ayarladım. Olmaz. Bakın. Nasıl olmaz? Küçücük o. Saçmalama. Benim bileklerim ne kadar kalın. Bu bileğini mi istiyordun ki? Hangi bileği olması lazım? Ha, oldu işte, bu bileği oldu. Evet. Zaten biraz esniyor bunlar ya. Çok esniyor, enteresan. Böyle bastır. Yanları mesela değiyor ya. Onlar güzel. Oldu anne. Oldu. Gayet de güzel oldu. Rica ederim. Öpüyor şu an beni. Sana ailenin bütün fertlerin isimlerini alacaktım aslında. Ö yoktu. Özkemal yoktu. Ha. O zaman sen yaptın. Ben de bunu düşündüm. Yemin ediyorum bunu düşündüm. O istemez o zaman dedim. Tamam, bileklik güzel olabilmesi için ellerin güzel olması lazım. Saçmalama anne, benim ellerim güzel mi, gözünü seveyim? Güzel tabii ki. Hayır, şu hallerine bak hele şu anda. Kendim söktüm şeyleri. Ne onun adı? Protez tırnaklarımı mahvettim. İşte. Nereden alacak şey? Teleferin. İki büyüğün karşılaşması. Yaşlarınız çok yakın birbirine, biliyorsun değil mi? Robotu buraya kurduk. Ne zaman çalıştırmayı düşünüyorsunuz? İnternet geldi mi? İnternet geldiyse telefonla alayım lan adresi. Hemen vereyim. İnternet neredeydi ki? Ya şuna deneyeceğiz. Bizim halıda mı problem var yoksa burada çalışıyor mu? Burada çalışırsa biz bunlardan teziye bırakacağız. Evet. Biz farklı bir markaya yöneleceğiz. Halıda evet. Problem çıkartma. Deniliyor mu? Ne yapacaksın biliyor musun? Telefondan giriyorsun ya. Mutfağa git diyorsun. Nalan'a buradan bağırıyorsun. Nalan bana bir çay koy diyorsun. Üzerine koyuyor çayı. Geri çağırıyorsun yanına. Senin ayağına getiriyor. Hem süpürüyor hem servis süpürüyor. İyiymiş. Göbekli Tepe.
Göbekli Tepe ne be? Cüceliğine bak ya. Bak değerini bil. Herkes seni seviyor. Benim o iki yaratık kedimi sevmiyor kimse. Evet, menümüzü alalım Kemal Bey. Brüksel lahanası ve havuç haşlama. Evet, bunu ben çok seviyorum. Annem her geldiğinde yapıyor o yüzden. Burada biber dolması var. Biz bunu yiyemeyiz. Onu zıpacağım. Çok neyse. Güzel olacak. Sen patatesle mi kızartacaksın? Kızartacaktım, vazgeçirdiniz. Ama siz yiyecekseniz kızartın. Hayır. Kaan yiyeceğim diyor, bak bağırıyor. Oğlum biz de yememek için diyoruz zaten. Sen ne çalışıyorsun bakayım? Bakayım bomboş kesin bütün sayfalar. Vallahi bomboş. Çünkü online yapıyorsunuz değil mi? Evet. Ben bu defter, kitapların kokusunu çok seviyorum ya. Nasıl gidiyor Kaan? Bir İngilizce konuş bakayım benimle. Hello, how are you? Hello. Hello. İyidir, iyidir, sana güveniyorum. Ama şurada böyle bir restoranı... Siz gerçekten deli bir ailesiniz. Ne deniyor buna? Fritöz. Bayağı şey ama bu, endüstri tipi. Pijama takımının trend yoluyla mı? Arkadaşlar geçen gün annem babamı da Kaan'ı da aynı takım giydirmiş. Trendyol Milan'ın. Onu paylaştım ben şeyde Instagram'da. Men deseydin anlardım. Trendyol Men, pardon. Size yemin ediyorum size de olması gereken görseldi. Hemen şurada görüyorsunuz. Bu size de olmalıydı. Evet baba, yani beyin bedava. Biraz şuraya çek. O kadar kablo uzanmıyor. Ha, pardon. Uzanır ya, birazdan çekebilirsin ben. Evet evet, koparana kadar çekeyim. Ananın önerisi bu. Zaten damla var ya, bu evdeki kabloları çeke çeke hepsi kopmuş. Şimdi annen çekiyor, çekiyor, çekiyor diyor ki bak geliyor. Kopmuş. Suratını görüyor musun annemin? Ulan yedik ya. Ne maçı Kaan'cığım? Peki senin ödevin yok mu? Bitti mi? Bir tane daha var da. Sana bir şey söyleyeyim mi? Suratından o kadar belli ki yalan söylediğin. Gel lan. Hayır da gelmeme gerek yok. Tamam, nereden anlayacağım ki zaten? Göstereceğim gönderdiğimi. Gönderme saati falan yazıyor. Bir tane daha var. Bir tanesini bitirdim. Diğeri de 11.45. Gün geçmiyor ki bu evde bir günde şu maç sesini duymayayım. Neye gireceğim? Buradan böyle yapıyor mu geçiş? Evet. Geri siliyor yarısını şey yaptığım zaman. Sinirletti beni. Bir de şifreyi de değiştirmemiş. Senin bu üşengeç kardeşin. Teknoloji manyağı kardeşim. Şey yani, Wi-Fi şifresi mi? Küçük E, büyük B, anladın mı? Yani öyle şifre duyuyor yani. Diyorum ki... Şunları sabit şuraya koyalım, buraları temizlesin diyorum, hayır diyor, fillerin götü kapıya dönük olacakmış, bereket filiymiş. Ama öyleymiş biliyorum. Bereket fili mi? Evet, çünkü ben de bir defa bana filli bir kolye gelmişti, fil bereket anlamındaymış. Yani anne, kapıya dönük olmasa da biraz daha içte olsa illa orada mı olması gerekiyor? Şu tabak dışında her şey diyetimize müthiş uygun, yine de bir tane alınır. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Zayıflamış annem diyor. Bak Kaan'ın yeşini çekiyorum şu an. Sen muhteşem birisin Kaan. Neden? Görüyor musun kibarlığını? Kaan kibar yiyor. Çok kibar yiyor. Ya ben şöyle yapıyorum ya, gıcık oluyor bak şimdi. Bak. Evet, bu nedir anne? Hoş mu sence bu? Ne olmuş ya? Ben burada Nalan teyzemi düşünüyorum. Ekstra boşu boşuna bulaşık çıkmasın. Tek hilem biraz bufala sos dökmek oldu, o kadar. Köfte ve... Brokoli, sarımsaklı yoğurt falan filan. Annemle şimdi kolilerimizi boşaltmaya başladık. T-Tek'ten bana bu kablosuz kulaklık gelmişti. Evde, hatta bakın üzerine adım yazıyor. Evde babam ve annem arasında bir kulaklık kavgası vardı. Bunu çözmek için bunu anneme getirdim. Nasıl fikir? Çok güzel. Çakranan çamaşır kokusunu getirdim. Çünkü ben seviyorsam o var ya, bayılır. Ayak ve el maskesi senin en sevdiklerin. Peki ya bu? Ama bir şey söyleyeceğim anne. Şurada sadece 3 tane var oradan görüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Keşke bari bitirseydin de getirseymişim. Annem gerçekten bir Lancome müzesi. Ben kıyamıyorum ya bunları kullanmaya. Hele banyoda bir rafı var. Yani Lancome seninle çalışmalı. Bunun ucundakini kopartıyorsun. Saçlarına döküyorsun. Saç bakımı yağı. Elipsin. Bunlar çok güzel. Ben çok beğendiğim için bir kutuda anneme ayırdım bundan. Bizim ailede babamın cildi çok hassas ve kuru. O yüzden ona hem CeraVe hem de Bioderma'nın bu nemlendiricisini getirdim. Bende bunlardan var. Tam bence babamın cildine göre bunları seveceğini düşünüyorum. Kokla bakayım. Evet, sana maske yapacağım göz altına. Oh! Evet. Baba senin de göz altın yani, maşallah. Bu ne torbadır yahu. Gözünü açmaz. Müthiş. Tamam. Diğerini de alayım Özkemal Bey. Şimdi ben oraya bir masaj yapacağım. Bekleyelim. Bana da lütfen damla. Efendim? Çok mu sıktım? Görmedim. Pardon. Yok, iyi. Ona çok şaşırdım zaten. Ben hiç öyle kremleri sevmiyorum. Tam erimesi lazım. Aa! Sıraya girdi bak. İkisi de ellerine şey. Şimdi o kremdir. Yapış yapış yapmayan kremdir. Veya merhem. Yağlıdır. Ve sabaha kadar. Evet, merhem.
geçmez. Ben merhemleri sevmiyorum işte. Aa, yavaş parmaklarım benim hep şiş, bakar mısın? Asıl masaj aletini getirecektim ya anneme. Hiç hatırlatmıyorsun ha Uğur. Bunlar ne la? Burada bir şeyler var. Evde en sevdiğimiz tablo bu. En çok bunu izlemeyi seviyoruz bütün aile. Yutkun bir dur, bir sakinleş. Yok. Dur Şivas, dur. Dur. Ay, her yerine bulaştı. Burnuna burnuna bulaştı. Ne yapalım anne? O kendini temizleyebiliyor. Şivas'ın ve annemin doğum günü aynı gün. Şubat'a az çok 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 az kaldı. 12 Şubat. Evet, çok az kaldı. Ne hediye istersiniz Aral'ın? Anne, evde yerin var mı? Neyse. Ben sana bir hediye almayı düşünmüyorum. Kendi evime alamıyorum. Neymiş? Sus ya, ne söylüyorsun? Masaj koltuğumu. Var mı yerin? Şurada bir tane şeyini iptal edersen. Baba koltukları var ya. Evet evet, ama masaj yapan elektronik. Sonra koyacaksın. Onun var ya, film izlersin, sabahları görürsün. Makyajımı genelde ev dışındayken hep böyle ıslak mendillerle falan temizliyorum. Of, saat şu anda 2:30 ve bizim yarın 9'da kalkıp yola çıkmamız gerekiyor. Uludağ'a gideceğiz böyle bir akşam. Onu da böyle ayrıca vloglamak istiyorum çünkü birbirine karışmasın. Biri böyle küçük bir tatil vlogu gibi, biri de ailemle geçirdiğimiz bir günün vlogu. O yüzden arkadaşlar, siz bu konuşmanın nereye varacağını anladınız bence. Yani bugün 22 Ocak Cuma oldu. Saat 12 geçti ya. Siz zaten bu videoyu bugün izliyorsunuz 22 Ocak'ta. Ben Uludağ vlogunda pazara yetiştirmeyi düşünüyorum. Yani video kısa oldu diye lütfen bana kızmayın. İkinci videoyu da çekiyorum diye bunu burada kapatıyorum. 23-24 Ocak pazarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve kapatıyorum videoyu. Çocuğum kazağını giydireyim. Anne sen kendin desin. Sen niye üşeniyorsun? Ben mi? Evet. Bak o da üşeniyor. Anasının kızı.